Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani silindir konusunun testlerine başlıyoruz. Evet bu dersimizde silindirin test bir çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 244 ve 245'i çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda taban çapı yüksekliğine eşit olan dik silindirin hacmi verilmiş. Evet taban çapı silindirin yüksekliğine eşit olacakmış. Hemen şöyle gösterelim istersen. Yarı çapımız R ise eğer çapımız ne yapacak o zaman? 2R mi yapacak? Evet çap 2R. Şimdi bize hacmi de verilmiş. Hacim neydi? Taban alanı. Yani pi r kare çarpı yükseklik. 2r 54 pi olarak verilmiş. Pi'ler gitti. Buradan r küp eşittir 27 gelir ve r'yi de buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Taban alanı nedir diye soruluyor. Taban alanları değil. Taban alanı nedir diye soruluyor. Yani pi r kare soruluyor. Cevap böylelikle 9 pi yapar. Evet birinci soru Balık kesir yaptı. Geldik ikinci soruya. Yukarıda açık hali verilen dik silindirde AB uzunluğu 4 pi verilmiş. Bu 4 pi şu dairenin çevresine eşit olmuyor muydu? Açtığımızda şöyle bir şey oluyordu. Dairenin çevresi kadar oluyordu. BC uzunluğunda 6 vermiş. Burayı da 6 vermiş. E o zaman bu dairenin çevresi ise 2 pi bunun yarı çapı R iken 2 pi R eşittir 4 pi ise buradan R'yi kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Silindirin hacmi nedir diye soruluyor bize. Şimdi silindiri böyle Eski haline geri getirdim. Yarı çapı kaç? 2. Yüksekliği kaç? 6 olarak verilmiş zaten burada. O zaman yarı çapı 2 yüksekliği 6 olan silindirin hacmi. Çok kolay. Pi r kare çarpı yükseklik. Yani 24 pi yapar cevap. Evet cevap böylelikle Edremit bulduk. ikinci soruda. Üçüncü soruya geldik. Yukarıda kenar uzunlukları AB 8 ve 6 olan dikdörtgenin BC kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle. Şimdi şu küçük küçük olarak göstereyim şöyle. Şöyle bir şey var arkadaşım. Şuradaki ifadeyi ben şu küçük kenara etrafında döndüreceğim. 6 ve 8'i. Döndürdüğün zaman ne olacak? Simetriğini aldık. Bu şekilde bir dönüş olacak. Yani bu üç nokta buraya geldi ya. Dönerken hop şöyle bir şey. Dönerken hop böyle bir şey. Yani yarı çapı 8 yüksekliği 6 olan bir silindirle karşılaştık. Bunun hacmi V1'miş. Tamam V1'i buluruz. AB kenarı etrafında döndürülmesiyle oluşan da v 2ymiş AB kenarı etrafında yani 8 ve 6 ya burası. Şu kenarı etrafında döndürdüğümüz anda buna göre simetriğini alacağım. Bu sefer dikeye döndüreceğim. Bu nokta buraya geliyor yani dönerken şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Yarı çapı kaç? 6 olan ve yüksekliği de 8 olan bir silindir elde ettik. Bunun da hacmi V2 imiş. O zaman V1'in V2 oranı isteniyor bizden. Birincinin V'si pi r kare çarpı yükseklik. İkincinin V'si. Yarı çap 6 ya. Pi 6'nın karesi çarpı yükseklik yapacaktır. Pi'ler gitti. 6'lardan birer tanesi 8'lerden birer tanesi gitti. 8 bölü 6 mı kaldı? Evet 8 bölü 6 dediğimizde nedir arkadaşım? 4 bölü 3'dür. Evet 3. soruyu da böylelikle balık esir bulduk. Geldik 4. soruya. Taban yarı çapı 4 cm olan dik silindirin 2 bölü 3'ü su ile doludur. Yani burası 2K iken 2 bölü 3'ü su ile dolu. Yani burası 2H iken burası ne olacak? Tamamı 3H olacak. Burası da H olacak. Peki yüksekliği 2 santimetre olan taban yarıçapı, 6 santimetre olan tamamı su dolu başka bir silindir içindeki suyun tamamı bu silindire boşaltında 8 pi su taşıyor. Arkadaş şurayı dolduracak ve artı 8 pi de taşacak. E bunun hacmini de bulalım isterseniz. Şimdi taban yarıçapı 4 santimetre ya. Yüksekliğini bilmiyoruz. Buna göre silindirlerin yüksekliği oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Olabilir çünkü ee, ya H1 bölü H2 ya da H2 bölü H1 şeklinde yapacağız burada. Şimdi bak yüksekliği 2 cm olan ve taban yarıçapı 6 cm olan buradaki tamamı suda olan başka bir silindir. Pi R kare çarpı H değil midir o silindirin hacmi? Evet. Bak bun, bunu ne yapacağım? Buraya doldurduğum zaman doluyor ve 8 pi eşit taşıyor. Yani şunun hacmi artı 8 pi mi eşittir bu? Evet. Çünkü böyle diyor. Başka bir silindirle böyle doldurduğum zaman bunu dolduruyor bir de 8 pi taşıyor. Yani onun hacmi V artı 8 pi eşit olacak. O zaman bu 36 çarpı 2'den 72 pi yaptı. 72 pi'den 8 çıkınca kaç kalıyor? 60 72'den 8 çıkınca 64 kalıyor. 64 pi kaldı V'ye. O zaman V'yi 64 pi buldum. O zaman 64 pi de neye eşittir? Bunun yarıçapı 4 diye mi? Evet. Pi R kare çarpı H'a eşittir. P'ler gitti. O zaman buradan 64 bölü 16'dan haşı kaç buluruz? 4 buluruz. Silindirlerin yüksekleri oranı nedir diye soruluyor bize. Haşı 4 bulduk ya. 3 haş kaç çıkar? 12 çıkar. Bir silindirin yüksekliği kaçtı kardeşim? Bir silindirin yüksekliği 2 idi. Yani 2 bölü diğer silindirin yüksekliğini kaç bulduk? 12 bulduk. O zaman oranladığımız zaman 1 bölü 6 çıkar mı cevap? Çıkar. Evet bizden de yüksekleri oran isteniyor. Cevap 1 bölü 6. Yani balıkesir çıktı. Geldik 5. soruya. Yukarıdaki şekilde taban çapı 8 santimetre yüksekliği de 10 santimetre olan dik silindir biçimindeki maksimum hacimli kare dik prizma yerleştiriliyor. Arkadaşlar şimdi aslında bu bir çember sorusu gibi düşün. Şimdi burası 90 derece değil mi? Evet sen bunu böyle çizersen ne oluyor? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Aa o zaman bu bizim yani köşegeni şuradaki karenin köşegeni aynı zamanda bu silindirin çapı yapmış oldu. Çapı da 8 santimetre değil mi? Taban çapı 8 santimetre. Yani yarı çapı kaç? 4, 4. Bu prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. Kare prizma yerleştiriliyor bunun içine. En yüksek. E o zaman arkadaşım ne olacak? Bu kare prizma ya. Şu işte ikiz kenar dik üçgenler. Hipotenüs 8 ise 8 bölü kök yapar dik kenarlar. 8 bölü kök nedir? 8 kök 2 bölü 2'dir. O da 4 kök çıkar. Burayı 4 kök bulduk. Burayı da 4 kök bulduk. E bitti olay o zaman. Bizden bunun kare dik prizmanın hacmi isteniyor. Taban alanı. 4 kökgenin karesi çarpı yükseklik isteniyor. Yani bu 16 çarpı 2 32 çarpı 10'dan dolayı cevap 320 çıkar mı? Çıkar. Yani 5. soruyu akçay bulduk. Geldik 6. soruya. Yukarıda it verilen içi sıvı dolu silindirlerden oluşan piston düzeneğinde pistonun bulunduğu silindirin yarıçapı 6. Evet bunun yarıçapı 6 olarak verilmiş. Buradaki silindir silindirle piston aynı yarıçap aynı yarıçapa ait. Piston ok yönünde 4 santimetre itilirse sağ taraftaki yeterli miktarda su yükseldiğini yüksekliğe sahip silindire su seviyesi kaç santimetre yükselir diye soruluyor. Tamam arkadaş ben bunu 4 santimetre ittiğim zaman şuradaki 4 santimlik hacimli su buraya dolmayacak mı yukarı doğru çıkmayacak mı arkadaşlar? Evet normalde piston olmasaydı su seviyeleri dengede olacaktı şöyle boşlukta değil mi? Ama Pistonla ittiğim için buradaki su buraya gidecek. Yani bunun hacmiyle bunun hacmi birbirine eşit olacak. Yani buraya V1 ve buraya V2 dersem V1 eşittir V2 olacak. V1 neye eşit? P R kare çarpı H e eşit. 4 cm diyorum çünkü. v 2de de H diyelim şuraya. Pi R kare çarpı H e eşit olmak zorunda. İşte su seviyesi kaç santimetre yükselir diye soruluyor bize. P'ler nanay mı? Nanay. Dörtlerden bir tanesi gitti. 36 bölü 4 de 9 mu yaptı? Evet. H'ı böylelikle 9 buluruz. 6. soru Denizli çıktı. 7'ye geldik. Şimdi burada 45 derece. Arkadaşlar suyla zemin her zaman nedir? Paraleldir. Yani burası kaç derece? 45 derece. Peki şu bizim çapımızsa eğer e, o zaman şurası 45 ise burası da 45 derece yapar. Çünkü 90 derece olduğundan burası da 90 burası da 45 yaptı mı? Yaptı. Yarı çap 2 idi. O zaman çapımız kaç oldu arkadaşım? 4 mi oldu? Aynen öyle. Yarı çap 2 santimetre olarak verilmiş. Ve bizden şuradaki x yüksekliği soruluyor bize. Şimdi gençler cevap 4. Niye? Arkadaşlar biz bunu böyle gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Eğdiğimiz zaman. Bir kere şöyle bir silindir yapıyoruz. Kesin lava kesinliği yapıyoruz. Tamam mı? Peki böyle bir silindir yaptık. Buradaki boşlukla su dökülmüyor değil mi hiç? Taşma seviyesine gelmiş. Şuradaki boşlukla buradaki boşluk aynı değil mi? Aynı. E o zaman ben bunu kullanacağım. Bu arada burası dörtgen burası da dört değil mi? Evet. Ve çünkü 45 45 90'dan tamamını 6 vermişti. Burası da 2 değil midir? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Bütün prizmalarda yüksekliklerle hacimler doğru orantılıdır. Yani aynı prizmadan bahsediyorsak. Bak 2'deki hacim 2V ise 4'deki hacim 4V'dir. Yalnız burada yarısı dolu yarısı boş değil mi? Evet. 2V 2V şeklinde olmaz mı? Olur. Yani bizim su dolu kısmımız ne oldu? 2V 2V daha 4V oldu. E biz yüksekliklerle hacimler doğru orantılı olacak şekilde paylaştırdık ya. 2'deki 2V bak 4'teki 4V. E burada da aynı şey. Burayı ben 4V bulduysam o zaman 4V boşlukta zaten 2V değil mi? Yani bu 2V'ye 4V şeklinde ayrıldıysa o zaman burası 2 ise burası da 4K olur. Toplam 6K. 6'ya eşitse K'yı 1 buluruz ve x de böylelikle 4K'ya eşit olduğundan bu da neye eşittir? 4'e eşit olmak zorunda. İlk başta şöyle yapacaktım. Şunun boşluğunu hesaplayacaktım ben. Şöyle yapıp yani bunun boşluğu da nedir? Hocam yukarıdakinin yarısı dolu yarısı boş ya. E, şuradaki silindirin hacminin yarısı diyecektim. Şu boşluk. E, bu boşluk da zaten belli. E, şuradaki yüksekliği bulunca olay bitecek zaten. Şuraya da haş derdim daha doğrusu. Bu da bunun hacmini eşitleyecektim. Yani şuradaki boşluğu buradaki boşluğun hacmini eşitleyecektim. Yalnız bunun boşluğunu bulurken şu silindirin hacminin nesi diyecektim? Yarısı diyecektim. İşte şu silindirin hacmine. Üstteki boş silindirin hacmine eşit deyip o şekilde de yapılabilirdi. A bu şekilde yükseklerle doğru orantılı olacak şekilde hacim dağıtma bunlarda daha güzel ve daha kolay çıkıyor. 8'deyiz Yukarıda şekil birinde taban yarıçapı 10 santimetre ve yüksekliği 16 santimetre olan şurada 16 verilmiş. Bir pasta verilir 30 30 derece bir dilim kesilip çıkartılmıştır. Kalan pastanın yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Önce tüm alanı bulup sonra bunu tamamlarsınız. Eksilen alanları eksilip Çıkarılan alanları da çıkartabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Bir bu. İki bence şu şekilde yapın. Hocam ne diyeceğiz? Bu ayrı bir silindir yapmadı mı? Bak bu ayrı bir ayrı bir prizma yaptı. Tabanı ve tavanı aynı bak. Dikkat et. Taban bu. Şu şekilde yaptı. Taban bu. Tavan da aynısı. E taban ve tavan aynı olunca bu bir prizma oluyordu. Bütün prizmalarda hacim neydi? taban alan e, taban alanlarını yazıyoruz artı yanal alan. Yanal alan da taban çevresiydi. Ben bunu bu şekilde yapacağım. Ya dediğim gibi tüm silindirin alanını bulup sonra bunu tamamlayıp çıkarılan alanları çıkart. Yani şu yüzeye çıktı. Yani yanal alanın 30'da biri yani 31 360'ı çıktı. E, çıktı. Ondan sonra şurası da çıktı, şu dilimler de çıktı. Sonra bu dikdörtgenlerde eklendi diyebilirsin. Ama bak şimdi söyleyeceğim bence daha kolay ve daha akılda kalıcı. Bunu kesip çıkarttım ya. Şu bir prizma yaptı. Tabanı ve tavanı aynı olduğu için. Bunun hacmini bulacağım. Bunun alanını bulacağım pardon. Burası kaç derece? 330 derece değil mi? 330 derecelik daire dilimden iki tane var taban alanlarında. Dikkat. Yani pi r kare. Pi r kare. E, 330 bölü 330 bölü 360'tan kaç tane var diyeceğiz? 2 tane var diyeceğiz. Artı yan alan bulurken de taban çevresi. Taban çevresini bulurken de bak burası ne? 2 pi r çarpı şu taban çevresi bak şurası yay uzunluğu. 330 derecelik yay uzunluğu. 330 bölü 360 değil midir burası? Evet. Hadi burayı hesaplayalım bakalım. Burası kaç gelecek böyle? Hocam burası şöyle sıfırlar sadeleşsin. Ondan sonra 3'e bölsen burası 110 gelir. 3'e bölsen burası 12 gelir. Değil mi? 110 geldi 12 geldi. 2'ye bölsen 2'ye bölsen burası kaç geliyor? 6 geliyor. Ee, ondan sonra 110 2'ye bölsem bir daha 55 yapıyor. Burası da 3 yaptı. 55 yani 55 şurası 55 pi bölü 3 yaptı. E, yanlış yapmadıysak. 55 pi bölü 3. Şimdi yan alanı yazarken taban çevresi. Hocam 55 pi bölü 3 artı bir de 10 10. Şu yarıçaplar yok mu arkadaşlar? Var. 20 var. Taban çevresi çarpı. Bir de yükseklik diyeceğim. Yükseklikte 16. İşte Taban alanlarından iki tane var. Her prizmada yapıyoruz. Yan alanda taban çevresi çarpı yükseklik. Bunun cevabı sonucu bize cevabı verecektir. E, ee, hadi bakalım burada işlemi devam ettirelim. Hocam burada sadeleştirme yapalım. Burada sadeleştirme de yapacağız. Hadi bakalım yapalım. Şu sıfırlar sadeleşsin şöyle. Hocam sıfırlar sadeleşsin. 3'e bölsen 11, 3'e bölsen 12. Sonra 2'ye böl, 2'ye böl 6. Burası da 100 yaptı. 100'ü bölsen 50, 6 2'ye bölsen 3. Burası o zaman 550 pi bölü 3 yaptı. Yazıyorum. 550 pi bölü 3 artı şu 16 ile çarpı, çarpacağım zaman eyvah eyvah. Ay 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 ay. 16 ile 55'i çarpalım bakalım. 6 kere 5 30, 6 kere 5 30, 33. Sonra 55, 880 mi yaptı? Evet 880. 880 pi bölü 3 yaptı. 880 pi bölü 3 yaptı. Artı e, 320 yaptı bir de burası. Evet 16 ile bunu çarptığınız zaman 320. Şunları toplayacağım artık. 8 5 daha 13. 13 14. Yani 1430 pi bölü 3 artı 320 geldi cevap arkadaşlar. Bence bu yoldan yapmak daha kolay oldu. Diğeri daha karışık gibi geldi bana. Bu da güzel bir çözüm. Bence bu şekilde parça çıkarmalı da sorularda benim gibi bu şekilde yaparsanız bence daha sağlıklı olur. Tamam. 8. soru C'ye hangi geldik? 9'a. Yukarıda O merkezli AB çaplı içi dolu dik silindir tabanın işte 4 santimetre Yüksekliği de 6 santimetre. Evet dik silindirin taban yarı çapı 4 cm ve yüksekliği de 6. Bu silindirin içinden O merkezli CD çaplı yarıçapı çapı 1 cm olan bir dik silindir çıkarılırsa kalan cismin yüzey alanı için hangisi doğrudur? Arkadaşlar bunun yarı çapı kaçtı? 4'tü. Şimdi bize tüm alan sorulmuyor. Değişen alan soruluyor. Biz zaten tüm alanı bulup artanları eklenen yüzeylere ekliyorduk. Çıkarılan yüzeyleri de çıkarıyorduk. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam burada bu çıktı. Tabanda da çıktı. Bunlar çıktı mı çıktı. Yani 2 tane pi r kare çıktı. O zaman çıktığı için bunları çıkarttım. Ama şu içeride yan yüzey ekstradan bir yüzey oluşturmadı mı arkadaşlar? Oluşturdu. Yani bunun yan alanı kadar bir alan eklendi. Bu yükseklik 6 ya. O da taban çevresi. Eklenen de 2 pi r taban çevresi çarpı yüksekliktir. Yani şu kadar alan çıktı kayboldu. Bu kadar yüzey alanı eklendi. 12 eksi 2'den toplamda artı 10 pi mi yaptı? Evet. O zaman artı 10 pi olması ne demek? Ne demek? 10 pi artar demek. 9. soru denizli oldu. Geldik 10. soruya. Yarı çapı r yüksekliği h olan bir silindirin yan alanını işte taban çevresi çarpı yükseklik formülüyle bulunur diye söylemiş. Şurası 3 pi olarak verilmiş. Burası da 4 olarak verilmiş. Taba şekilde taban çapı 24 birim ve yüksekliği k birim olan silindir biçimindeki bardağın yan yüzeyine kenar uzunlukları 4 birim ve 3 pi birim olan dikdörtgen biçimindeki resim basılacaktır. Baskı işlemi sonrasında bardağın yanal yüzeyinde resimli alanının resimli olmayan alana oranı verilmiş. Ya burada kalan kaç? 4 kere 3 12 pi değil mi? Evet. Burası 12 pi. Tüm yanal alanını bulalım biz bunun. Taban çapı 24 diyor. Yarı çapı kaç olacak? 12 olacak. 2 pi r çarpı h olmayacak mı? Evet. Şimdi yüksekliği de k demişti. Yüksekliğine de k diyelim. Şöyle k oldu. Yani burası yanal alan dediğimiz tüm alan şu 12 pi de içinde olacak. 24 pi k oldu. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar ne diyor? Resimli alanın yani resimli alan ne burada? 12 pi değil mi? Evet 12 pi'nin neye oranı? Resimli olmayan alanı, alanı oranı. Bunun yanal alanı tümü 24 pi 24 k çarpı pi daha doğrusu eksi. 12 pi değil midir arkadaşlar? Evet. İşte buradaki oran 1 bölü 19'muş arkadaşım. E, tamam. Hadi bakalım hesaplayalım burada. Burada 12 parantezini aldığımız var. 12 pi parantezini aldığımız var. 12 pi bölü e 12 Pi parantezini aldığımız zaman burada ne kaldı? 2K eksi 1 kaldı. O da 1 bölü 19'a eşitmiş. 12 pi'ler gitti. O zaman 2K eksi 1 19'a eşit olacak. Evet 2K eksi 1 eşittir 19'sa 2K 20 yapar ve K'yı da buradan 10 buluruz. Bizden de K isteniyor zaten. Cevap böylelikle C -han çıkar. Ve geldik şuraya. Yukarıda şöyle taban yarı çapı 3 santimetre olan dik silindir biçimindeki ağaç kütükte 8 verilmiş. Burası da 4 Pi olarak verilmiş. Kütüğe A noktasından giren ağaç kurdu kütüğün içinden böyle delerek gidiyor. C'ye kadar gidiyor. Daha sonra dışarı çıkıp yüzeyden de nereye gelecekmiş? E'ye gelecekmiş. Buna göre ağaç kurdunun aldığı yol en az kaçtır? Hocam burası 3. Buradan içinden delerek geçiyorsa en az gittiği yol dündüz gittiği yoldur. Burası 6. 8 ise burası kaç yapar? 10 yapar. Sonra buradaki gittiği yol da aslında şu silindirin yan yüzeyinden gittiği şey değil midir? Sadece arka yüzey gidiyor. Yani bunun yarı çapı kaç? 3 değil mi? Sen burada yan yüzeyden gideceksen sadece arka yüzeyden gideceksen normalde yüzey sorularını da açıyoruz böyle. Hocam buradan başlayıp buraya gideceğiz. Ee, nereden başlasın? Şuradan başlasın. Bak bunu açtık, açacak olursan C'den açacak olursan burası da C oluyor. Şu D ise burası da D olacak. E nerede? Bu ortada oluyor. Normalde nereden nereye gitmesi önemli. C'den başlayıp E'ye gidecek. Ya da biz şöyle diyorduk. Hocam burası 2 pi R'ye kadar. Yani R'si 3 ya 6 pi kadar ya. Hocam sadece arka yüzeye gittiği için yarı yüzeye gidecek. O yüzden de 6 pi 3 pi 3 pi'ye gider diye söyleyeceğiz. Ya da E'ye kadar böyle harfleri de yazıp E'ye kadar götürürsünüz böyle. E burası 4 pi verilmiş. O zaman 3 4 5 üçgenden burası da 5 pi oldu mu? Oldu. E arkadaş burayı da 5 pi bulduk. Ve cevap ne oldu o zaman? 5 pi burada 10 burada gitti. 10 artı 5 pi oldu. Yani 11. soruyu balıkesir bulduk. Böylelikle test 1'i bitirdik mi arkadaşlar? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani silindir konusundaki test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.